Gelişim çağında sadece bedensel hastalıklar değil, aynı zamanda psikolojilerini etkileyen durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle gelişme çağında çocuklarda yaşanan psikolojik durumları ve çözümleri konuşmak üzere bugün Viyana Medical Park Florya Hastanesi'nde doktor öğretim üyesi Herdem Aslan Genç ile birlikte doktoruma sorduğumda bir araya geldik. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Çocuk psikolojisi özellikle gelişim çağında büyük bir önem arz ediyor. Bu süreçte çocuklarda sıklıkla rastlanan ruhsal sorunları konuşalım öncelikle. Tabii biz en sık dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu görüyoruz. Yine buna bağlı davranım sorunları, ailelerin söz dinlememe olarak tanımladığı durumlar sıklıkla karşımıza geliyor. Ama bunun dışında otizm ve diğer gelişimsel bozukluklar, özellikle gelişim çağında fark edilmesi, erken tedavi edilmesi önemli durumlar. Yine yetişkinlerde gördüğümüz depresyon, kaygı bozukluğu, tik bozuklukları, takıntılar da erken çocukluk çağında başlangıç gösterebiliyorlar. Peki hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlar psikolojik temellere mi dayanıyor? Şöyle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimiz zaman bu artık tıbbi bir tanı ve biyolojik temellere dayanıyor esasında. Ama yapısı gereği davranışsal ve duygusal sonuçlarla biz bunu daha çok görüyoruz. Ama temelini incelediğimizde beyinde bazı değişiklikler sebebiyle olan bir rahatsızlık öncelikle. Ama her dikkat eksikliği, gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu mu yoksa bunun altında yatan başka bir durum var. Bunu tabii ancak bir çocuk psikiyatri hekime karar verebilir. Yani bu durumda hemen psikolog ya da psikiyatride destek almalı. Tabii yani tanıyı öncelikle zaten bir hekimin koyması gerekiyor. Tanı sonrasında da sadece hani psikologdan ya da psikiyatristten destek almak çok yeterli değil. Mutlaka ailenin, okulun ve doktorun işbirliği içerisinde çocuğa çok destek olması gerekiyor. Evet, çok önemli. Çocuklarda görülen depresyonlar nelerdir? Nedenleri ve belirtileri nasıl olurlar? Şöyle çocuklarda da aynı erişkinlerde gördüğümüz gibi majör depresif bozukluk, distimik bozukluk dediğimiz hani daha kısa ve uzun süren depresyon çeşitlerini görebiliyoruz. Hani nedenleri dersek çoğunluk %50 genetik. Eğer ailede duygu durum bozuklukları öyküsü, bipolar bozukluk, depresyon öyküsü varsa çocukta görülme ihtimali tabii ki daha fazla. Ama genetik tek başına çoğu zaman yetmiyor. Ya da genetik bir yatkınlık olsa bile bunun eklenmesi için, yani çocukta depresyon ortaya çıkması için bazı çevresel faktörler de etkili. Burada aile içi çatışma, ebeveynlerin sık tartışması, çocuğun ihmal edilmesi veya fiziksel olarak veya duygusal olarak istismarı, burada işte aşağılamalar, çocuğu küçük görmeler etkili olabilir. Okulla ilgili, akranlarla ilgili sorunlar yine depresyona sebep olabilecek çevresel etkenler. Ayrıca bazı tıbbi hastalıklar ve onlar için kullanılan ilaçlar da çocuklarda depresyona yol açabilir. Peki belirtilerin, yani bir çocuğun depresyonda olduğunu nasıl anlayabiliriz? Belirtileri nedir? Şöyle erişkinlerden oldukça farklı görülüyor açıkçası çocuklarda depresyon. Erişkin işte mutsuzluk, çökkünlük, değersizlik, suçluluk gibi hislerini söze döküp bunu anlatabiliyor. Çocuklarda çok böyle görmüyoruz. Tabii ki hani uzun süren, özellikle 2 haftayı geçen bir mutsuzluk, içe kapanıklık dönemi olabiliyor. Ama bunun yanında sıklıkla bir bizim irritabilite dediğimiz çocuğun çabuk sinirlenmesi, kolay kızması, eskiden var olmayan öfke atakları şeklinde bir çocuğun depresyonu görme ihtimalimiz çok fazla. Yine konuşamadığı için bedensel belirtilere çok yansır. Yeni başlayan, sebebi bulunamayan bir karın ağrısı, bir depresyon belirtisi olabilir. Uykuda bozulmalar çok tipiktir. Çocuğun iştahının azalması, kilo kaybı yine depresyon için bize akla getirecek belirtiler açıkçası. Peki anne hangi durumda doktora başvurmalıdır? Yani depresyon için konuşursak, daha doğrusu anne bunu nasıl fark edebilir özellikle? Şöyle, burada süre çok önemli bir etken. Yani çocuğun 3-4 gün süren bir hani keyifsizlik halini hemen depresyon diye tanımlamıyoruz. Ama bu artık 2 haftayı geçiyorsa ve çocuğun günlük işlevlerine etki ediyorsa, yani çocuk keyifsiz olduğu için çok sevdiği arkadaşıyla dışarı çıkmak istemiyor ya da havuza girmeyi çok sever ama hiçbir şekilde inmek istemiyor. Hani bunu evde kalıp bilgisayar oynamak istediği için değil. Gerçekten keyif almayacağı için, hevessiz olduğu için yapmıyorsa, arkadaş ilişkileri, ev içindeki ilişkiler bozulmaya başladıysa ve tabii çok önemli bir etken kendine zarar vermeyle ilgili söylemler başladıysa, kilo kaybı başladıysa biraz daha tetikte olmak gerektiği anlamına geliyor. Evet, çok teşekkürler. Çocukların psikolojini koruma adına özellikle gelişme çağında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Aileler
Hani ne yapmalı, hı, ne gibi tavsiyeleriniz var? Şöyle hani gelişme çağındaki daha okul öncesi çocuklardan hani bahsettiğimizi düşünerek daha çok cevap vereceğim. Öncelikle yeni büyüyen bir çocuğa mutlaka sağlıklı bir aile ortamı sağlamak durumundayız. Burada sağlıklıdan kastımız sadece fiziksel koşulları sağlamak değil. Aile içerisindeki iletişimin açık olması ve bol bol olması gerekiyor. Günümüzde evlerde konuşulan kelime sayısı gerçekten çok azaldı. Direkt iletişim çok azaldı. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle imalı sözlerle biz karşımızdaki yetişkinin bir şey anlamasını beklediğimizde hem bu yetişkinler arası ilişkide faydası yok, evet, hem de çocuk bundan bir şey öğrenmiyor. Evdeki bireyler mesela duygularını daha çok ifade ederse, hani sadece işte yemek hazır, su bitti gibi iletişimler değil, o gün kendinizi nasıl hissettiğinizi, olan bir olayın sizi nasıl etkilediğini kendi aranızda bile daha çok konuşsanız, çocuk bunlardan kendi duygularını ifade etmeyi öğrenebilir. O zaman işte sinirlendiği zaman bir öfke patlaması yerine kendisi bununla baş etmeye çalışabilir. Ya da üzüldüğünde bunu karnının ağrıdığından değil, çocuğun ifade etmesinden daha rahat anlayabiliriz. En çok bunlara dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yine oyun çocuk okul öncesi dönemde çok önemli. Ben hani şunu çok görüyorum. Evet, çok oyuncak alıyoruz çocuklara. Ama çocuğun oyuncağı değil, oyuna ihtiyacı var ve oyun için her zaman oyuncak gerekmiyor. Yani yerdeki iki çalı çırpıyla da çok güzel pikniklerde mesela bir oyun ortaya çıkabiliyor. Mutlaka çocuğa odaklanmış ayrı bir zaman ayırmak lazım. Bir yandan yemek yaparken bir yandan ona hepimiz bakıyoruz. Ya da işte baba bir yandan televizyon izlerken bir yandan çocuğuna cevap veriyor. Ama tüm bu teknolojik aletlerin kısıtlandığı, 15-20 dakika bile olsa telefonun sesinin kapatıldığı, hani başka işte ocakta yemeğin olmadığı bir 15-20 dakikayı mutlaka her gün çocuğa bir yetişkinin ayırması gerekiyor. Bunlar bence öncelikli durumlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu kapsamlı ve bilgi verici söyleşi için. Doktor, öğretim üyesi her zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.